Ebu Les Es-Semerkandi Hazretleri Tembihul Gafilin adlı eserinde şöyle diyor: "Her gün gökten beş melek iner. Bu meleklerin birincisi Mekke'ye, ikincisi Medine'ye, üçüncüsü Beyt-ül Mukaddes'e, dördüncüsü Müslümanların mezarlarına, beşincisi de Müslümanların çarşılarına." Mekke'ye inen melek şöyle der: "Ey insanlar! Allah'ın farzlarını bırakanlar rahmetinden mahrum olur." Medine'ye inen melek şöyle der: "Ey insanlar! Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini terk edenler şefaatinden mahrum olur." Beytül Mukaddes'e, Kudüs'e inen melek: "Ey insanlar! Allah haram kazananların diğer iyi amellerini kabul etmez." Müslümanların mezarına inen melek ise: "Ey mezarlık sakinleri! Pişman olduğunuz şeyler nelerdir?" diye sorarlar. Mezarlık sakinleri: "Boşuna geçen zamanlarımıza yanıyoruz. İlim ve zikir meclislerine katılanlara ise imreniyoruz. Çünkü onlar Allah'ın kelamını okuyor, ilmi sohbetler yapıyor, günahlarına karşı istiğfar ediyor ve Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam getiriyorlar. Oysa biz bunlardan hiçbirini yapamadık ve şimdi de faydalanamadık." Müslümanların çarşılarına inen melek de şöyle der: "Ey insanlar, durun, durun. Allah'ın bazı afetleri vardır. Kim bu afetlerden çekinmek isterse yarasını tedavi etsin ve günahlarına tövbekar olsun. Sizi teşvik etmeye çalıştık ancak geri durdunuz. Şunu iyi biliniz ki eğer aranızda Allah'tan korkan, takva sahibi kimseler, masum bebekler, meralarda otlayan hayvanlar, namaz kılan insanlarınız olmasaydı gökten başınıza yağmur gibi azap yağardı. Günah işleyen bir kimse hemen tövbe etmelidir. Bu günah ister kasıtlı olarak arzularının baskın gelmesiyle işlenmiş olsun, isterse hata ile işlenmiş olsun. Hemen tövbe edip pişmanlık duymalıdır. Ayrıca günahının zıddına ona kefaret olacak iyilik ve hasenatları işlemekle meşgul olmalıdır. Eğer nefsi arzularını dizginlemekte kendisine yardım etmiyorsa, o kişi yerine getirmesi gereken bir farzı ihmal etmiştir. Bu durumda ikinci bir farzı terk etmemelidir. Çünkü tövbe etmesi de farzdır. İyilikler kötülüklere kefaret olur. Bu ise ya kalp ile, ya dil ile, ya da diğer uzuvlar ile yapılır. Kefaret olarak yapılacak iyilik, yapılan kötülüğün yapıldığı yere göre ve sebeplerine ilişkin olacak şekilde yapılmalıdır. Kalp ile yapılacak iyilik, Allah-u Teala'ya saygı ve teslimiyetle boyun eğip ondan af ve mağfiret dilemekle olur. İnsanlar içerisinde kibirlenmeyi bırakıp alçak gönüllü olmalıdır. Kalbinde ibadet ve iyilikler için niyetli ve azimli olmalıdır. Dil ile yapacağı iyilik için yaptığı hatayı diliyle itiraf edip tövbe ve istiğfar etmeli ve şöyle demelidir: "Rabbim, nefsime zulmettim ve kötülük işledim. Bu nedenle günahlarımı affet." Diğer uzuvlarıyla yapacağı iyiliklere gelince, bunlar da insanlara faydalı olur, sadaka verir ve diğer tüm ibadetleri yapar. Kısaca söylemek gerekirse, kul her gün günahlarını düşünüp, bunları iyiliklerle def edip yok etmek için mücadele etmelidir. Ayrıca şunun da bilinmesi gerekir ki, her tövbe istiğfar fayda vermeyebilir. Önceki alimlerden bazıları şöyle demiştir: "Dil ile af ve mağfiret dilemek yalancıların tövbesidir." Rabiatül Adeviye şöyle demiştir: "Bizim istiğfarımız birçok istiğfara muhtaçtır. Bunun böyle olması şundandır. Yalancıların tövbesi olan istiğfar,
sadece dil ile yapılan ve kalbin buna katılmadığı istiğfardır. Tıpkı insanın dil alışkanlığı ile ve gafil olarak estağfirullah demesi gibi. Yine cehennemin sıfatını işittiği zaman ondan Allah'a sığınırız dediği halde kalbinin bundan hiç etkilenmemesi gibi. Bu sadece bir dil hareketinden ibaret olup bunda hiçbir fayda yoktur. Ama bunu Allah'a boyun eğen bir kalp, ona sıdk ile yönelip mağfiret dileyen halis bir niyetle yaparsa, işte bu bir hasene ve sevap olmuştur. Bununla günahın bertaraf edilmesi mümkün olur. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: günde 70 kere istiğfar edip tekrar günaha dönen bir kimse, günahta ısrar etmiş sayılmaz. Tövbenin iki sonucu vardır. Günahlara kefaret olur, böylece hiç günahı olmayan kimse gibi olur. Kulu yüksek derecelere vardırır. Günahların kefaretinin de dereceleri vardır. Bazıları tamamen günahı yok ederken, bazıları da günahı hafifletmektedir. Bunlar tövbenin nasıl yapıldığına göre değişmektedir. Günahta ısrar edip devam ettiği halde estağfirullah demek bir fayda vermez. Kalpten pişmanlık duyup tövbe etmek bile eğer günahta ısrar ediliyorsa faydasızdır. Ancak yine de tövbe ve istiğfara devam etmek gerekir. Çünkü tövbe ve istiğfarın olması olmamasından iyidir. Bir arpa tanesini pazardaki teraziye koysak terazi kıpırdamaz. Ancak tane tane de olsa sürekli arpa taneleri koymaya devam etsek, bir süre sonra terazi ağırlığı belli etmeye başlar. İşte bunun gibi tövbe ve istiğfara devam edildikçe, iyilik ağır basmaya ve günahı yenmeye başlar. Aynı şekilde hiçbir günahı ve hatayı da küçük görmemek, bunlara devam ettikçe birikip büyüyeceğini unutmamak gerekir. Allah'a boyun eğip kalpten yalvarmak ve istiğfar etmek Allah katında asla küçümsenmeyecek bir sevaptır. Hatta sadece dil ile yapılan istiğfarda sevaptır. Çünkü gaflette bile olsa dilin istiğfarla hareketi o süre boyunca yapılacak gereksiz bir konuşmadan daha hayırlıdır. Rabiatül Adeviye'nin "Bizim istiğfarımız birçok istiğfara muhtaçtır" sözünden Allah'ın dil hareketiyle zikredilmesini kötülediğini zannetme. Aksine o kalbin gafletini kötülemektedir ki kişi dilinin hareketinden değil ama kalbinin gafletinden dolayı istiğfar etmeye muhtaçtır.